Bari nezaketen bir şeyler yeseydin Demir. En azından bana bu kadar tavırlı olduğun belli olmazdı. Aç değilim Alara. Bunu niye üzerine aldın ki? Kahvaltı ederiz diye konuşmuştuk da ondan. Bu sıkkın halinin benim dün gece habersiz gelişimle bir ilgisi olmadığına emin misin? Bunun seninle hiçbir ilgisi yok. Emin olabilirsin. Anlattığım fikirleri de can kulağıyla dinledim. Hepsi gayet iyi fikirler. Bence bunların çizimine Burak Bey hemen başlayabilir. Ne yaptı o kız? Selin. Dün gece geldiğimde projenin detaylarına hiç ikna olmadığını söylüyordu. O kızın sarsak bir tip olduğunu anlamıştım. Ama şu haline bakılırsa elindeki bütün işi batırdığı belli. Biliyor musun Alara? Berbat bir durumda olsam. Ama böyle en kötü şeylerin arka arkaya geldiğini düşün. Yanımda kim olsun isterdim biliyor musun? Selin. Çünkü o sarsak gibi görünen kız benim hayatımda gördüğüm en kararlı insanlardan biri. Bir sorun çıktığında düzeltmek için mücadele eder. Elini taşın altına koymaktan, kendini riske atmaktan çekinmez. Sonuçları ne olursa olsun. Sonunda zarar göreceğini bilse bile sonuna kadar uğraşır. Ne güzel. Ben de bu kadar güvenebileceğim asistanlarım olsun isterdim. İnsanın bu devirde çalışanlarına güvenebilmesi şart tabii. Benim işe geçmem lazım. Burak'ı yönlendiririm, seni arar. Olur mu? Gerek yok. Ben kendim ararım Burak'ı. Peki. Kahvaltı için teşekkürler. Görüşürüz. Alara hoş geldin. Beklediğine sevindim. Yeni otelin işleri çok yoğun. Müsaitsen gidip birlikte görelim. Fikirlerini almak isterim. Buraya seni görmeye gelmedim. Demir'le kahvaltı etmeye geldim. Burası benim otelim Alara. Kızım geldiğinde haberim olur. O zaman Demir'in bir kahvaltı bile etmediğini, sürekli tatsız ve soğuk olduğunu da öğrenmişsindir. Demir sorun mu çıkarıyor? Hayır. Sorunları çözdük sayılır. Ama bana karşı hala mesafeli davranıyor. Nedenini anlamaya çalışıyorum. Ben de anlamaya çalışıyorum Alara. Seni. Yani Demir Bey'den tam olarak nasıl bir beklentin olduğunu. Hakkını verelim. İyi bir yönetici. Çıkardıkları rezalete rağmen ekibinin arkasında durdu ve işlerinde iyi olduklarını ilk fırsatta kanıtladı. Sana neyi kanıtlayamadı? Ya belki benim senden daha rafine zevklerim vardır. Ha? Çalışanlarını da gördüm. Gayet de vasat buldum hepsini. İşte tam da bu yüzden işlerin başına Demir'in olmasını şart koşmuştum. Anlaşmayı feshetmemen için istediğin arsayı ve göleti verdim. Şimdi neyin peşindesin? Demir'le konuştuğunu biliyorum. Ne söyledim bilmiyorum. Ama seni tanıyorum. Beni neyle itham ettiğini anlayamadım. Demir'in bana karşı olan mesafesini koruma sebebini anlamaya çalıştım. Bir neden bulamadım. Ve genelde böyle şeylerin altından hep sen çıkarsın baba. Hadi söyle. Ne konuştun Demir'le? Ne söyledin ona? Kızından uzak dur mu dedin? Hala atlatmakta zorlandığın olayları yaşadığımızda sen çocuktun. Kendini yetişkin zanneden koca bir çocuktun. Kırılacağını gördüm. Engel olmaya çalıştım. Ama artık yetişkin bir kadınsın. İlişkilerine karışmamam gerektiğini de net bir şekilde gösterdin. Ne konuştun Demir'le? Senin projeyi iptal etme noktasında olduğunu söyledim. Çalışmaya devam edecekseniz senin isteklerini göz ardı etmemesi konusunda dostça uyardım. Hepsi bu. İyi, tamam. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız. Bana inanmıyorsun değil mi? Deneyimlerimi unutmam kolay değil. Sen zamanında aşık olduğum adamı bana düşman etmiş birisin. Ben baştan önlemimi alayım da